Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. PostgreSQL serimize devam ediyoruz. Şimdi bizim tablolarımız arasında arkadaşlar, hemen şöyle tablolarımızı bir açalım. Bölüm tablomuz ve fakülte tablomuz vardı. Şimdi bizim her bir bölümün bir fakültesi bulunuyordu. Biz bir de öğrenci ismine bir tablo ekleyelim buraya. Öğrencilerin de veya ders de olabilir. Hani bu tamamen size kalmış. Ders ekleyelim, öğrenci eklemeyelim. 3 tane tablomuz olsun ki birleştirmede de buna göre yapalım ve daha sonra buradan da bir şey oluşturalım. Ne oluşturalım buradan da? Bir view oluşturalım. Bu view'de de 3 tane tabloyu joinleyelim. Şimdi sağ tuşa tıkladım. Create table. Yeni bir tane tablo oluşturacağım. Oluşturacağım tablomun ismi arkadaşlar. Ders şöyle küçük yazalım. Dersler olsun. Dersler isminde bir tablo. Sütunlarında bir şöyle bir ID olacak. Ondan sonra ders adı olacak. Başka bir şeye gerek var mı? Bir de kontenjan olsun. Yani o bölümde açılacak olan derslerin kontenjanı ID integer türünde. Ondan sonra not null ve primary key olmalı. Sonra ders ad diyelim. Ders ad diye bir sütunumuz olsun. Burası karakter varying kaç karakter? 30 karakter olsun. Ondan sonra burası da bir de kontenjan yani kaç öğrenci olabilir. Burası da yine bence karakter varying kullanabiliriz. Üzerinde aritmetik bir işlem yapar mıyız? Yapabiliriz aslında. Integer kullanalım. Yapar mıyız? Yapar mıyız? Bir saniye bir düşüneyim çok kısa. Yapabiliriz. Integer olsun. Neyse integer olarak ya da integer değil var. Karakter varying olsun şöyle. Burası da kaç karakter? Şimdi kontenjan 2 karakter yeterli hadi. Ya da 3 karakter olsun. 100 karakter ya 100 kişi alacağını varsayarak. Ondan sonra başka yapacağım ekstra bir şey yok. ID'miz olacak, ders adımız olacak ve kontenjanımız olacak bu şekilde. Kaydet dedim. Kaydet dediğim zaman tablom buraya geldi mi gelmedi. Sağ tuş refresh yaptım. Refresh yaptığım zaman dersler tablom artık burada mevcut. Şimdi derslerin içerisinde eklemeler yapalım. Insert into dersler. Derslerin içine ekleme yapacağım. Parantez içerisinde bir ID'miz var. Bir ders ad var. Bir de kontenjan. Kontenjan sütunu var. Voles. Bunlara hemen birkaç tane ders ekleyeyim. Mesela birinci ders olsun. Dersin adı tek tırnak içerisinde algoritma olsun. Algoritma dersi virgül. Kontenjan da yine tek tırnak içerisinde şöyle 20 dedim. F5'e bastım. Insert 01 query turns successfully. Bir bakalım ekledim mi? Select yıldız from dersler dedim. Sonra şu aşağıdaki kısmı seçip F5'e bastım. Bakın buraya eklemiş oldu. Tamam mı? Şimdi şurayı açıklama satırı haline getiriyorum. Geldim. Şurayı kopyalıyorum olduğu gibi. Ctrl C dedim. Şöyle Ctrl pardon. Şöyle Ctrl C dedim. İndim aşağıya. 5 tane daha ders eklemiş olalım. Hemen şunları değiştirelim. Burası 2, 3, 4, 5 ve 6 olsun. Ondan sonra burası yapay zeka dersi olsun. Aslında bizim derslere bir sütun daha eklememiz gerekiyordu. Derslerin hangi bölümde olduğunu gösteren bir sütuna ihtiyacımız vardı. Şöyle yapalım. Derslerde sağ tuşa tıklayalım. Properties diyelim. Bunun özelliklerine gelelim. Sütunlarda buraya ben bir sütun daha ekleyeceğim. Bu sütunun ismi de bölüm olsun ya da bölüm ID olsun. Bölüm ID. Bölüm ID için integer kullanacağım. Integer olsun. Tamamdır ve not null olmalı. Şimdi not null bu hata fırlatabilir şeyde. Şöyle not null olmasın ilk etapta. Sadece integer diyelim. Save dedim. Save dedikten sonra burayı kaydettim. Sonra şöyle yapalım. Şu Select yıldız from dersleri seçtim. F5'e bastım. Şuraya bir de bölüm ID girelim. Bölüm ID'si mesela hangi bölümde olsun? Yani bir numaralı bölüm. Ne olduğunu bilmiyorum ama denemiş olduk. Şimdi Select yıldız from dersleri tekrar F5'e çağıralım. Daha bu şeydi. Pardon. Sorguyu kaydetmemiştim bir saniye. Onu düzelteceğim de. Şu bölümlerde ben bir bölümlerin view edit datadan tüm değerlerini bir göreyim. Burası mekatronik yazılım. Aslında 2 olmalıydı. Tamam, şöyle yapalım. Şimdi burası 2. Bir saniye şuraya bölüm ID'yi de atalım. Bölüm ID. Tamamdır. Şöyle yapalım. Virgül. Ondan sonra virgül. Virgül. Sadece ilk
değerde olmayacak. Onu da şimdi ekleyeceğim. Şimdi insert into, şimdi yapay zeka dedim. Sonra bizim bölümlerde başka neler vardı? Bizim bölümlerde şurayı biraz küçültelim. Mekatronik bölüm var. Şimdi mekatronik bölümü için mesela bir tane ders diyelim. Elektronik devreler. Elektronik devreler. Kontenjanı 10 olsun. 1 numaralı bölüm için olsun bu. Tamamdır. Bunu tanımlamış olduk. Şu farklı bölümlerden alacağım. Yine yazılıma gönderelim. 2 tane daha. Mesela yazılımda başka ne olsun? Bilgi güvenliği diyelim. Bilgi güvenliği. Yazılıma bir ders daha göndereceğim. Bir de yazılımda ne diyelim yazılımda? Nesne tabanlı programlama olsun. Programlama sığacaktır. Buraya 30 karakter yapmıştık. Bilgi güvenliğin kontenjanı 10 olsun. Nesne tabanlı programlamanın kontenjanı 40. Bunların değeri de burası 1. Aynı şekilde burası da 1 olsun. Şimdi son bir tablo. Mesela kimya bölümüne veya matematik bölümüne gönderelim. Matematiğin ID'si kaç? 4. 4 numaralı bölüm için. Şöyle yapalım. 4 numaralı bölüm. Burada matematik için ne diyelim? Lineer cebir olsun dersin ismi. Kaç kontenjan? 50 kontenjan olsun. Tamamdır. Bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi yazılım kaç numaraydı? Yazılım 2 numaralı bölüm. Mekatronik 1. Aslında şunları 2 yapalım. Ben bunları niye 1 yapmışım? Şunlar 2 olacak. Şurası 1 olacak. Tamamdır. Bu şekilde. Şimdi F5'e bastım. Hata diyor. Insert deyiminde söz dizisi hatası. Ha, tek tek çalıştıracaksın diyor. Şöyle yapalım. F5. Burası çalıştı. F5. 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 Ve F5. Tamamdır. Şimdi bunların tamamını seçip şöyle siliyorum. Şurayı açıklama satırından kurtardım. Çalıştırdım. Bu şekilde değerlerim gelmiş oldu. Hemen buradan bir update sorgusu yazalım. Update dersler set bölüm ID eşittir 1 ver bölüm ID is null. Bölüm ID'si null olana bir ataması yap. F5'e bastım. Bakın başarılı bir şekilde gerçekleşti diyor. Tekrar kontrol edelim. Select yıldız from dersler. F5'e bastım. Burası da değişmiş oldu. İşte order by ID. ID'ye göre sıralasın. Bu şekilde istediğimiz formatta gelmiş oldu. Tamam mı? Burayı da tamamlamış olduk. Bir bakayım kaç dakika oldu. Şimdi 8 dakika oldu. Burada duralım. Dersler tablosunu dahil ettik. Gelecek derste view'den devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki derste bir önceki derste oluşturmuş olduğumuz view'de önce bir alter view kullanalım. Kitabımızın 169. sayfasındayız. Bununla devam edelim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.